Bulmuş olduğumuz kaya resimleri prehistorik döneme ait, yani tarih öncesi dönemine ait kaya resimleri. 15 tablodan ibaret, 14 tanesi kaya resimlerinin kazınarak yapılan çizimler üzerinde, bir adedi de kök boya dediğimiz boyadan yapılan bir şekilde zannediyorum bundan 1,5 ay önce Kars'ın Digor ilçesinin Alem köyünün mezrasında sınıra çok yakın bir bölgede bu kaya resimleri bulduk. Peki şu anki amacınız, hedefiniz ne bu kaya resimleri hakkında? Amacım şu, Ani'nin 2016 UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girebilmesi için Kültür Bakanlığı tarafından yapılmış olan çalışmaların sonucunda Ani'nin üst yüzü anlatılıyor. Kars Kültür ve Sanat Derneği olarak da biz de Ani'nin bilinmeyen öteki yüzünü anlatıyoruz. Yani Ani'nin üzerindeki o fiziki coğrafyadaki olan kiliseler, kervansarayların altındaki, yerin altındaki devasa şekilde vurulan manastırlar, kütüphaneler, kervansaraylar, şelaleler ve efsaneler üzerinden Ani'nin diğer zenginliklerin de Kültür Bakanlığı'nın yapmış olduğu projeye katarak 2016 UNESCO Dünya Miras Listesi yolunda Ani'yi Dünya Miras Listesi'nin aslına alabilme çabasıdır. Kars Kültür ve Sanat Derneği olarak bizim yaptığımız çalışma. Bu yapılan çalışmalar ilk sizler tarafından mı gerçekleşti, yoksa siz o daha önce yapılan çalışmaları izleyerek böyle bir yol haritası mı çizdiniz? Ani'nin 2016 UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girebilmesindeki en büyük amaç Kars bölgesinin turizmin patlamasını sağlaması yönünde olacaktır. Hem uluslararası boyutta tanınırlığı sağlanacak, turizm açısından bu potansiyel ikiye katlanacak. Dolayısıyla Kars'taki emlak, kültür ve sanat üzerinde yapılan büyük çabaların atraksiyonları çok büyük bir noktaya gelecek. Bunun üzerine Ani'nin sadece bir Ani olarak algılanmaması, Ani'nin çevresindeki zenginliklerle beraber algılanması bizim için çok önemliydi. Bunun için arazi çalışmaları yaptım. Tabii ki ben bir şeyi yoktan var etmedim, keşfetmedim. Oradaki yöredeki çobanlar, oradaki sakinler, köylüler bu kaya resimlerini tabii ki biliyorlardı. Ama bizim Kars Kültür ve Sanat Derneği olarak yaptığımız çaba onun geçmişin ne kadar gerisine kadar gittiğini, yani tarih önceki çağların ne kadar gerisine kadar gittiğini arkeolojik düzeyde saptayıp bilim dünyasına anlatmaktı. Bu sayede de Ani'nin yerleşiminin binlerce yıl daha geriye gittiğini ispatlayarak Ani'nin dünya üzerindeki konumunu biraz daha geliştirdik, daha zenginleştirdik. Burada da UNESCO Dünya Miras Listesi'nin aslına girebilmesi için yapmış olduğumuz çabada bizim katkımız bu yönde oldu. Yani Ani'nin üstünü biz anlatmıyoruz. Bizim anlattığımız şey Ani'nin çevresiyle beraber, Ani'nin altıyla beraber var olan zenginliklerini bilim dünyasına aktarmaktır. Bizden önceki bu çabalarda Ani'nin yeraltı ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamış. Yani bizim arkeolojik düzeyde, üniversite düzeyinde yapılan yerin altındaki mağaralar, devasa mağaralar, kervansaraylar ve kiliselerin tanımı hiçbir şekilde yapılmamış. Bununla ilgili uluslararası boyutta iki tane kitap üzerinden çalışma yapıldı. Neler bu kitaplar? Bunların kitaplar birisi 2915 yılında Nikolay Mar döneminde yapılan çalışma ile beraber David Kitsiye'nin yapmış olduğu çalışma. O tabii ki 1972 yılında Ermeni Bilimler Akademisi tarafından kitaplaştırılan bir kitap. İkincisi de 2004 yılında Beyhan Kara Mağaralı döneminde saha araştırmacısı olan arkeolog, onun döneminde İtalyan mimarı, mağara araştırmacıları bu bölgeye gelip İtalyan mağara araştırmacılarının yapmış olduğu çalışmaların sonucunda bir kitap oluşturdular. O 2004 yılındaki yapmış olduğu bu çalışmalarda iki tane kitabımız var. Fakat yerli olarak hiçbir kitap yok. Bizim de amacımız Ani'de var olan bu kültürü kitaplaştırarak, belgesel film olarak çalışmalarımızı İngilizce ve Türkçe olarak 5. aya kadar İngilizce olarak basıp UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girebilmesi için yetkililerin masasının üzerlerine o devasa çapta çok derin çalışma yaptığım kitapları masaların üstüne koyabilmek ve kamuoyu yaratabilmek bizim en büyük amacımız.
Bilindiği gibi 2015 yılı çerçevesinde İzmir, Efes ve Diyarbakır Hevsel surları, Diyarbakır surları ve Hevsel bahçesi, bunlar UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer aldı. Evet. Bu yıl girdi. Ani'de ki eksiklik nedir? Neden şu an aday zannediyorsam aday olarak gözüküyor? Ani'deki eksiklik biz değerimizi bilmiyoruz. Ani sade üstünü çalışıyoruz. O çalışmanın sonucunda 2012'de Ani yedek listesine girebildi. Bizim de Kars Kültür ve Sanat Derneği olarak Kültür Bakanlığı'na katkımız Ani'nin yerin altındaki ve çevresinde 11 kilometre uzaklıkta bulunan kaya resimlerinin gündeme getirilerek Anivya'nın yerleşiminin ne kadar gerilere, prehistorik çağlara gittiğini, ne kadar derine gittiğini saptayabilmek, bu zenginliklerini ortaya çıkarabilmek ve de bunun bir sunumunu kitapla UNESCO Dünya Miras Listesi'ne karar verecek kişilerin takdirini sunmak, kitaplaştırarak. Onlar da sayfaları çevirip Ani'nin bilinmeyen öteki yüzünün ne kadar devasa, ne kadar zengin bir kültür olduğunu anlayacaklarını umuyorum. O çorbada bizim Kars Kültür ve Sanat Derneği olarak bir katkımız olduysa ne mutlu bize diyorum. Peki şimdi özellikle bölge insanı aniden faydalanması için özellikle turizm açısından bölge insanı bildiğiniz gibi Ani'nin ne ismini daha koyamadık. Birçok farklı isimler söylüyor. Ani harabeleri, Ani öğren yeri, Ani kent, Ani öğren yeri şeklinde. Bunu bölge insanına yaymak için herhangi bir çalışma gerçekleştiriyor. Hani sıradan bilimsel anlamda değil de herkesin anlayabileceği bir dilde veya dışarıdan bölgeyi tanımak için, Ani'yi tanımak için gelen bir başka kişiye bunu nasıl aktarabiliriz? Ani'yi biz temel olarak Ani ören yeri olarak algılıyoruz. Tabi 1001 kilise, 40 kapılı kilise Ani devasa konumu itibariyle çevre olarak Ani'yi anlatmamız lazım. Bu anlattıklarım 1001 kilise dediğimiz yer sadece Ani'nin içi. O coğrafi kısım. Ama onun yanında Horomos, Koşaveng gibi çok önemli kiliselerin ve kaya resimlerinde olduğu ve yerin altındaki gider gelmez mağaralarının, yeraltı Anisi mağaralarının olduğu Bostanlar Deresi ve Mığmır Deresi olan bölgelerin, Arpaçay Nehri olan kısmındaki olan bölgelerin hepsinin bir bütün olarak algılanmasıyla Ani oluşacaktır. Ani algısını biz böyle algılıyoruz. Yani biz kendimiz Ani deyince sadece Ani'nin üstünü algılamıyoruz. Kars Kültür ve Sanat Derneği olarak biz Ani'nin demin saydığım o zenginliklerle beraber bir bütün olarak, bir paket olarak raporlandırılıp UNESCO yetkililerine sunmasını istiyoruz. Bizim bütün amacımız bu. Amaç sonuçta siz ürününüzü gösteriyorsunuz, Ani'nin çevresiyle beraber bir bütün olduğunu saptıyorsunuz. O zenginliklerle beraber UNESCO'ya sunduğunuz raporda bunlar olmalı. Ama maalesef bu raporla şimdiye kadar Kars Kültür ve Sanat Derneği olarak biz kendimiz yaptık. Ama maalesef Kültür Bakanlığı'na yapmış olduğumuz bu rapora bizim söylediğimiz bu konu sadece 2-3 sayfayla girdi. Bu konuda da Kültür Bakanlığı'nın bilhassa Ömer Çelik Kültür Bakanı iken bu konuya aşırı derecede destek sağlayan bir kişi olması nedeniyle bu konudaki eksiklikleri de bizim raporumuzu da ona katarak daha gelişmiş bir rapor UNESCO'ya sunmasını özellikle rica ediyorum. Ayrıca şimdi sizin bu belirttikleriniz de dahilinde şimdi turist rehberleri özellikle Ani'yi tanıtırken genelde kutsal mabetler gösteriliyor ve Ani'nin ilk yerleşim alanlarının izlenimleri ifade ediliyor. Sizin hani vurgulamak istediğiniz bugün Ani'nin bir de yeraltı dünyası var. Bu yeraltı dünyasını nasıl gün yüzüne çıkaracaksınız? Bu çalışmalar nasıl gerçekleşecek? Turist rehberleriyle işbirliği içerisinde bir çalışmalar olacak mı? Mesela güvercinlikler veya kaya mezarları dediğimiz olay daha hiç incelenmemiş. Bakir alanlar bunlar. Arkeolojik dönemde biz bunları incelersek, tabi branş benim branşım değil. Ben Kars Kültür ve Sanat Derneği olarak bunu inceleyebilirim. Burada Necmettin Alp arkadaşımız, Sayın Müze Müdürümüze özellikle teşekkür ediyorum. Bu konuda bana ufuk açtı. Hakan Doğanay Kültür Müdürümüz bu konuda bize çok büyük destek oldu. Özellikle de Sayın Valimizin
çok büyük desteklerini gördüm. Bu şekilde bunları ele alırsak biz kendi içimizde kolektif çalışmayla bunu bütün haline getirebiliriz. Aniyi daha iyi şekilde anlatabiliriz. Yer altını insanlarımız da gezebilir. Yer altı herkes gidemez. Aninin yer altına girebilmek için mağaracı olmak gerek. Yani Aniyi trekking olarak gezen bir grup vardır. Bunların parasal değeri çok yüksektir. Yani normal bir turist gelir Aniye gelir. Birkaç dolar bırakır gider. Ama özel bu konuyla ilgili Aniye gelenler trekking yapmak için grup olarak gelecekler. Bizim önerdiğimiz Aniyi orada giysilerini değiştirecekler. Batonlarıyla beraber Bostanlar Deresi'ne girecekler. O bölge üzerinde geçmiş çağlara ait kaya resimlerinin ön tarafında olan bölgede kayaların içine oyulmuş kiliseleri, manastırları görecekler. Orada devasa manastırların alt zeminde olan mezarları görecekler. Daha doğrusu o yılan şeklinde olan o güzergah üzerinde Değirmen Deresi dediğimiz bölgeye girecekler. Orada iki tane şelaleyi görecekler. 10'ar metre boyunda çok güzel, adeta bir cenneti anlatan bir şekilde gezecekler orayı. Orada yemeklerini yiyecekler, çöplerini toplayacaklar. Ondan sonra sırt çantalarıyla beraber tekrar trekkingden geri dönecekler. Bu anlatmış olduğum paket normal bir turistin gezmesinin Kars'a bıraktığı değerin 10 katı 20 katı kadar bir ücretle özel olarak gelen turistler üzerinden olacaktır. Günlük konaklama da orada olabilir mi yani kısmı? Tabii Ocaklı Köyü'nün içerisinde pansiyonlar çok temiz ama otantik olduğu gibi bir köy evinde konaklayacak kişiler bizim çalışma sahamız içerisindedir. Ayrıyeten Ani'nin yeraltı mağaralarına girebilmek için de bu konuyla ilgili özel uzmanlık alanı olan mağaracıların gelip o bölgeleri gezmesi lazım. Bunların da değeri mesela bir grubun değeri 1.000 dolar, 2.000 dolarla ölçüler. Bir turistik grubu olarak 2-3 kişinin veya 4-5 kişinin katıldığı özel turlar oluyor bunlar. Yani Ali'ye başka bir açıdan, başka bir gözle, başka bir anlamla yeraltı zenginliklerine bakmak lazım. Yani bu sıradan bildiğimiz sırtını alan gelen turistler değil de branşlaşmış bilimsel açıdan bu bölgeye gelen ve de o gün o mağaracılık uzmanlığı almış, trekking yapabilen insanların gelip yüksek derecede buraya nakit para bıraktığı, burada birkaç gün konakladığı bir anı düşünüyoruz.